Efendim, Ender'in sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün neyi konuşacağız, Neyzen neyi konuşacağız ve Türkiye'nin en meşhur Neyzen ailesini konuşacağız. Dede, oğul, torun, Ergunerleri konuşacağız. Konuğumuz ise torun Süleyman Erguner. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. 2 defa teşekkür ederim. Bir, programımıza geldiğiniz için. 2, o enfes neyi... Eyvallah. Taksiminizden dolayı da teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hakikaten bizi aldınız, götürdünüz. İnşallah o büyüden kurtulup da size soru sorma gücünü kendimde şimdi bulurum. Ben de aynı havadayım. Zaten bu seda bizi aldı götürdü hayatımızı. Yani hakikaten neyin, değil mi? Diğer sazlarda olmayan bir sedası var. Evet. Bir deruni bir sesi var. Ve o da hepimizi alıyor, götürüyor. Bilmem ne halet var, Nai Şerif'in içinde diyor. Evet, işte. Evet. Hemen sohbete geçmeden önce dikkatimi çektim. O programın açılışında üflediğiniz neyin rengi diğer neylerden biraz daha farklı. Onun sebebi nedir? Efendim şöyle, öncelikle bu birlikteliğimiz için ben teşekkür ederim sevgili hocam. Şöyle, neyler eskidikçe ve üflendikçe, daha doğrusu eskimeden ziyade, neyzenin nefesiyle yandıkça, kendine geldikçe kamış, başlıyor bir yanmaya. O yanma dışarıda da oluyor. Tabii ki içeride yanıyor ama dışarıda da oluyor. Ve tabii ki havanın tesiri ve zamanın getirdiği şeyle bir, böyle bir kızılla şey arası, bir kahve arası. Mesela çok eski neyler de var. İşte Evliya dedemin neyleri var. Daha eskileri var. Mesela Afyon Mevlevi ayinisinde bir ney görmüştüm. Bu 8-10 yıl önce. Yani daha koyuydu ve 200 en az 300 yıllık bir ney. Yani biz bu neyin renginin koyuluğuna bakarak neyin yaşı hakkında tahminde mi bulunacağız? Olabilir, evet. Yani bir ölçüsü. Yani bu şöyle tabii benim çok ney kamış ve ney gördüğüm ve üflediğim için şükür olsun ki anlayabiliyorum yani bir tahminen bir zaman dilimi söyleyebiliyorum orada. Evet. O zaman sizin bu vermiş olduğunuz bilgiye bakarak şu masanın üzerindeki 5 neyden en eskisi, evet, tarihi, evet, üflediğiniz. Bu en az 80-90. Ondan sonrası şu en baştaki herhalde. O Girift efendim. O baştaki Girift. Onun yanındaki şimdi şöyle mesela bu özellikle iyi oldu açtığınız konuyu. Bakın ikisi aynı. Mansur diyoruz biz bunlara. Mansur. Beğenilmiş. Mansur ney diyoruz. Şu daha büyük buna. İdeal olan bu mudur erkeklerin? Şöyle şahni eskiden dergahlarda şahni üflenmiş. O biraz uzun daha mı? 90-93 santim arası. Onun için de boy kol falan istiyor. Evet herhalde. Ve onun ilk albümünü ben Deniz nasip oldu. Üfler misiniz? 94 şahniyle? Tabii. Zaten Türkiye'deki ilk albümünü ben Deniz yaptım. Nasip oldu. 94'te. Eskiden Mevlevihanelerde o üfleniyormuş. Bugün getireyim kutuya sığmıyor çünkü. Peki o neyin, başka bir zaman neyin boyu uzadıkça çıktığı ses de daha lahudi oluyor. Daha davudi oluyor. O yüzden evet. Mevlevihanelerde şahni. Şahni üfleniyor ve hafızlar da hanendeler de ayin hanlarda onun üst sesinden okuyorlar ki müteşem bir şey oluyor. Evet. Bir kart görmüştüm, bir fotoğraf. Orada şu yazıyordu. Mevlevihanenin işte çıkmış neyzenler eski bir yani 1920'lere ait bir şey. Tarihi de koymuştu. Dipnotu çeken arkadaş, abimiz, üstadımız. Demiş ki Mevlevihanenin önünde neyzenler işte nefesleniyorlar. Çok yazık ki, maalesef ki diyor şah neyleri terk etmiş, ellerinde Mansur neyler. Ki Mansur da hafif ve küçük bir ney değil. Şimdi bu diye üflenmiyor. Yani Mansur bile çok az üfleniyor şu anda. Böyle bir maalesef Nısfiye dediğimiz Nısfiye'den neyin bir yarı uzunluğu. Onlar bu şu yani şah falan. 93 ise Nısfiye'de 47,5 mu? 48-50 falan civarlarda. Ve de çok ince tiz bir ses geliyor. Bizde yok o yani. Bizim Erguner tavrında bu olay yok. Yani biz Mansur, dedem de şah üflermiş. Rahmetli babam, Ulvi Erguner, bana özellikle şahni üfletirdi. Yani biraz yüzse büyük falan, oğlum sen üflersin derdi. Ve hakikaten boynum acıyarak biraz böyle geriliyorsunuz çünkü. Ve 94'te de o albümü yaparken babama ithaf ettim. Dedemle babama ithaf ettim. Çünkü Türkiye'de bakın hala Şahney albümü yok. Ve üflenmiyor yani. Bazı neyzen arkadaşlarımız üfleyebilirdiler, üflerlerdir ama yani bir şey olarak sizin ortada... Sizin öğrencinizde Şahney üfleyen var mı? Yok, maalesef yok. Maalesef. Hep teşvik ediyor. Yani bu Şahney biraz fiziki bir hadise var. Tamam. Sadece ama fizikle istemiyor. Herhalde çalma üflemesi de daha ses çıkartması da güç çünkü büyük hacimli olduğu için. Nefes de istiyor. Yani çok uzun kollu da olsanız o nefes yoksa içini dolduramazsanız tabii ki olmuyor. Bir de o akort pek kullanılmıyor. Şimdi yani muhakkak ki burada yanlış anlaşılmasın. Üfleyen neyzenlerimiz var. Bir kere ney üfleyenlerimiz var. Bakın neyzen dediğimiz zaman biraz iş mesleki hale geliyor profesyonel. Hı. Muhakkak ki mesela rahmetli dedem belki değiniriz. Kütahya'da bulunduğunda herkese şahney üfletiyormuş 33'lerde. Yani şahney üfleyen muhakkak ki ney üfleyenler vardır. Ama pratikte şahney üflenmiyor. Hep kız ney dediğimiz Mansur ney, onun mesela bunun yanındaki o kız ney. Bunlar üfleniyor ve akort frekanslarla da ilgili bir konu. Bu kız ney denmesi hanımlar için olduğu için mi? Evet, tabii. Bu eskiden zaten Evliya Çelebi bile hocam, bu çok enteresan. Evliya Çelebi 3 neyden bahsediyor. Battal, Şah, Mansur ney diyor. Bir de Şah'ın üstünde battal mı varmış? Battal diyor, Davut işte o. Battal diyor, Bolaeng bugünkü. Yani izafi bir ney. 1 metreye yakın bir 90 şah 90'sa gittikçe pesleştikçe uzadıkça zaten Türk müziği akoru da o Bolaeng akort deriz biz ona. Bayağı bir frekans ve teknik müzik tekniği konu. Matematiği, frekansı biraz da iktisatçılığım getirdiği bir bu işlerle de ses fiziğiyle de çok uğraştım. Hatta Rauf Yekta kitabında da bu konuyu da özellikle işledim. Maalesef pek konularda çalışılmıyor. Biz öncülük yapmaya çalıştık. Şöyle, işte o Evliya Çelebi ney dediği bu kız ney işte. Sadece ney diyorlar. Ney diyor. Ama Mansur derse işte Mansur ney değil. Mansur dediği zaman bu. Şah dediği zaman o şah, Davut dediği zaman o. Yani ney literatürü. Bir de enteresandır. İşte, demin sordunuz. Girift diyor. Evet. Seyahatname'de Girift diye geçiyor. O Girift nerelerde kullanılıyor hocam? Şimdi şöyle, kullanılmamış aslında. Unutulmuş. Girift'ten Asım Bey 1900... Evet, meşhur değil mi? Girift'ten Asım Bey. Girift şimdi zaten burada mesele zen olayı var işte hani neyzen. Girift'ten dediğimizde. Ben çocukluğumda hep böyle Girift'ten, Girift çalan demektir. Rahmetli babama derdim. Baba ya bu Girift'ten dediğine göre bu Girift mi için? Girift ne? Oğlum neyin bir türü ama pek unutulmaz oldu. Filan diye böyle geçiştirirdi. Ben zaten neyle meşguldüm o zamanlar. Zaten babacığım ben 17 yaşındayken göçtü. Sonra hep kafamdaydı o. Dedenizden kısa, çok uzun olmayan bir süre sonra değil mi? Evet. Maalesef bir 50 yaş şeydi bizim ailede. Babam öyle derdi. Şu 50'yi devirdik mi? O da dedem de 50'de göçmüş. Allah. İnanın hepimizde o şey oldu evet. Hocam. 50 olunca eyvah filan dedik. Allah kökenlere rahmet eylesin. Kalanlara sağlık, sıhhat, afiyet içinde ömürler ihsan etsin. Evet. Şimdi Girift hocam unutuldu. Niye unutuldu? Şimdi şöyle yani o üzücü bir hadise. Girift'ten Asım Bey. Rağbetten mi düştü? Şöyle Girift'ten Asım Bey icra etmiş. Tarihte birçok Girift'ten var. Evet. Girift'ten İbrahim var. Klari var vesaire. Bunlar 17, 18, 19 mesela geliyor. Mesela Mevlevi ayini mutrip heyetinde girip... Tabii ki efendim, tabii. Hatta yabancı araştırmacılar geliyor malum. Bizim sevgili dostumuz Bülent Aksoy'un kitabında da bu geçer. O da çok iyi bir müzik araştırmacısı. Orada da bize ipucu veriyor ve diyor ki hatta bakın ölçülerini dahi vermişler. Çok enteresan. Villetto var mesela. Ölçülerini vermiş. Şey var. Şarfonton bizim Cem Bahar'ın kitabında yine geçer. O da hatta detaylı bir şekilde vermiş. Yani o zaman diyorlar ki hatta Türkler diyor 2 nefesli saza başka nefesli sazımız yok bize. Bir mehterin borusu var o tarihte. Zurna yok mu? Zurna var işte yani klasik müzik anlamında yani bizim formlarımızın işte ayinler, besteler, karlar anlamında. O zaman bir evet. Bir neyimiz var, bir de giriftimiz de var. Ve bunu söylüyorlar ve Türkler bu iki sazı çok seviyor. Acaba ney Girift'in yapmış olduğu işi yaptığı için hani ney küçüldükçe ondan dolayı mı? Neden? Onu bilemiyorum. Yani orada bir görsel bir böyle bir tercih etmeme gibi bir şey olabilir ama çok icra edildi. O Girift'in de baş parçası var mı hocam? Var efendim. Aynısı bakın işte. Anladım. 4 asır icra edilen bir saz. Girift'ten Asım Bey vefatıyla yok olmuş. Hı. Ve ben işte biraz da... Günümüzde var mı Girift? Şimdi günümüzde ben yerleştirdim. Allah aşkına ilk albümde yine bana nasip oldu. Konservatuvarda Girift öğrenciler... Yok maalesef. Bütün neyzenlere çağrı yapıyorum. Hatta şimdiden de söyleyeyim. Gelin biraz Girift üfleyin. Bu kültürümüzde var ve müthiş bir ses. Peki zor mudur neyzen için Girift üflemek? Şöyle, o laboratuvar çalışmasını yapamadım. Çünkü hiçbir şakirt olmadı yani. Bir öğrencimiz olmadı. Şimdi neyde alıyorsun. Şimdi neyde de hiç ney üflemedim hocam. Beni yetiştir diyen bir insan bizim için başkadır. Ya ben biraz başladım da kendi kendime veya şurada burada bir şeyler yaptım deyip geldiği zaman başkadır. İkisinin içinde ayrı metotlar kullanmamız gerekiyor. Meşk esnasında. Ama girift öğretiminde de şimdi ben kendim onu yaşadım. Şöyle yaşadım. Bu sazı buldum. Müzede buldum Amasya'da, Girift'te. Hı hı. Torununda buldum. Girift'ten Asım Bey'in torununda buldum. Rica ettim böyle şeyini. Bana lütfeder misiniz? Girift'ten Asım Bey Amasyalı mı? Değil. Hı. Ama enteresandır. Amasyalı meşhurlar içinde de adı geçer internete girince. Allah Allah. Fakat hiç maalesef üstadın sazı bile orada haberleri yok. Yani müze, Amasya Müzesi'nde mi girip sen? Evet diye... evet. Hatta oraya onu kaval diye kaydetmişler. Gelen geçen kaval diye gitmiş. Ben de inat ettim. Ya dedim getir kardeşim. Şunu göreceğim. Yok dedi böyle bir Girift diye bir şey. Zar zor işte kendimizi tanıtınca ha peki dediler. Yani vatandaş olarak gittim yani. Ben şuyum falan demeye gerek yok ama artık mecbur oldum. Getirdiler. Kaval kaydı var şeyde kartta. Bilmiyorsa... Onu benzetememiş bir şeye. Kaval demiş. Ne dese ne değil, neye göre kısa. İşte. Ve o da alıp böyle heyecanla çaldığımda da üflediğimde de Allah Allah ne güzel sesi varmış. Sesi nasıl hocam neye göre? Daha bir boğuk. Ve yani... İşlevi ne? Onu, niye onu tercih ediyorlar? Şöyle. Neyin? Evet. Aradaki... Bu var işte bakın. Neyi niye tercih ediyorsa Girift'i de onun için tercih ediyor. Bir şeyi bulamadım. Hocam. Neyi bulamadım biliyor musunuz? Ney üzerine çok araştırma yaptım biliyorsunuz. Benim metot mesela. Girift'ten Asım Bey diye bir kitap hazırlıyorum sanki var. Öyle bir kitap. Hayatıyla ilgili var ama bu konuya girmiyor kimse. Yani Girift'le ilgili bir şey. Hiçbir şey yok. Ses kaydı bile yoktu. Ben bu sazı yaptığımda nasıl çalındığında neye çok benziyor. Ama pozisyonlar farklı. Hmm. R derken fa diyez çıkıyor neydi filan. Yani böyle başka bir sistem var. O bakımdan ben bir yıl çalıştım. Sizin ney metodunuz vardı? Evet. İlk 86'da yayınladım. Kitabınız vardı hatırlıyorum. Evet. Girift metodunuz... Valla onu arzu ediyorum ama o kadar çok makale ve kitap yoğunluğu içindeyim ki ve dersler ve işte bazen konserler. Ama o da herhalde madem bu kadar yoğunlaştınız ve sizin ya, kadar... Onun için aslında bir akademisyen olarak... Sizin yükümlülüğünüz gibi duruyor ben buradan baktığımda hocam. Aklımda. Ama bir akademisyen olarak pratiğini yapmam lazım. Eğitim pratiğini. Yani öyle bir gerçek de var. Tabii. Öyle zaten. Dersini vermediğinden yani bir hoca olarak yazamazsın. Yani evet. Güzel o zaman afaki kalır. Evet. Var kafamda. Yazabilirim ama uygulamak istiyorum. Bu program vesilesiyle böyle neye meraklı gençler arasında evet. Şu Girift'i de neymiş şu Girift deyip kapımızı çalanlar olur. Kapımız açık her zaman. Herhangi bir şey de düşüncemiz yok. Hizmet olsun. Ama şu var, bakın Asım Bey ilk ses kaydını yapmak için 1920'de, 25'te, 27'de vefat etti zannediyorum. Yanlış olmasın. Ve İstanbul'a geliyor kaydetmek için. O zaman fonograf çıkıyor. Zatürre oluyor ve göçüyor, vefat ediyor. Yani kaydı bitiremeden vefat ediyor. Ve ben de aynı şekilde bunu çalıştıktan sonra, bir yıl kadar çalıştıktan sonra çocuklarım falan evde baba yani çalamıyorum çünkü. Başka ses çıkıyor. Kafa hep neye oturmuş? Hı hı. Bir piyanisti bakın alın. Dünyanın en muhteşem 10 piyanistini alın. Piyanonun bütün klavyesini değiştirin. Çalamaz. O klavyeye yeniden adapte olması için Bir senet. İşte bu F klavye kullanan Q aynen. Klavye kullanan. Orada nasıl kalıyorsak bu iş daha beter. Bu da üflemekle yani alt tarafı ne yapıyorsun canım? Bir üflüyorsun geçiyorsun demek değil, basit değil. Olmaz. Çıkar ama. Hı. Ve ben onu diyeceğim. Kayda girdik başladık stüdyoda. Artık albüm yapacağım. Yani albümde de bayağı zorlayıcı eserler icra ettim ki sazın şeyi ortaya çıksın istedim. Mesela Cemil Bey'in Şedervan Saz Semaşi'ni rahmetli Melih Özel Altınar var. O da çok sevdiğimiz, Allah rahmet eylesin, bir kardeşimdi, dostumdu. Onun arzusu üzerine dedim, hatta kızdım ona. Yapma dedim ya. Bunu nasıl çalarım dedim. Ya yaparsın, çalış dedi. Sırf ona söz verdim diye. İnanın taksim falan yapmaktan geçtim. Cemil Bey'in o çok yani her sazen diye sınavda ver. Hoca bana kastın mı ver diyeceği bir saz semayı çalışıp hatta bileğim falan aldı. Çünkü pozisyonlar alışılagelmişin dışında. Bir de tabii kısa tabii bu. Farklı bunun değil. Farklı boylarda olanı var mı hocam? Girif'te. Bu ikisi var. Şu ana kadar iki. Ney gibi değil yani. Neyde 28 tane çeşit var. Daha fazla var. 21 yani battal 21'e kadar Şah, gelirsiniz. Şah, Mansur tabii. Başlıyor. Daha var. Kız Ney, Müstahsenler, Nısfiye. 21 akor. 21, ooo. Yani biz... Kamış. Şu kadarcık kamışlar, şu kadarcık. Böyle gidiyor. Ama Girif'te ilk bulduğum Girift şudur. Yani Girift'en Asım Bey'in, Girift'inin aynısıdır. Bakın bu... Ben şimdi şöyle şey göstereyim. Girift'inin aynısı. Asım Bey'in Girift. Arkasında bir delik var. Başparesi var. Şimdi bunu böyle tutuyorsunuz. Bunu böyle tutuyorsunuz. Neyden ama farkı? İşte o delik. Solakmış o zaman bunu. Yok şöyle aslında normal. Ama böyle tuttuğu zaman şöyle hani 1-2-3... Evet. Siz şöyle tutarsanız benim gibi. Şöyle tutarsan böyle. Burada, tamam işte. Evet yani bu. Neyse 3-7... Evet. Ama neydi? Önde 7 delik, arkada 8 delik. Neyde 7 delik var. Bakın neyde? Şöyle tutalım. Evet. Farklı. Neyde? Önde 6 delik ve arkada bir 7. Ama Girif'te şurada da serçe parmağı da getiren bir delik var. Bir farkı da şu. Mesela neyde bütün şöyle yan yana göstereyim. Hatta doğrusu şu neyle göstereyim. Hı hı. Baktığımız zaman şöyle alt tarafı koyduğumuz zaman bütün deliklerin sıralaması aynısı zaten. Simetri vardır. Evet. Bakın, şöyle bakın hepsi evet. Bir sizler. Biraz zaten. Farklılıklar olabilir. Ama Girif'te baktığımız zaman böyle bakıyorsunuz sol şey şu farklılık oluyor. Böyle bir yan çevirmem lazım bu yan tarafta. Bunun zaten yapısal olarak hocam, da simetri yok. Neyde simetri vardır. Mesela bakın neyin şu orta noktası burayla buranın aynısıdır. Evet. Nısftır yani yarıdır. Evet. Yani. Ama bunun, Girif'te 3'te 1. Peki bunun yanda olmasının ne hikmeti? Hiç bilmiyorum. Bakın şöyle bir şey hocam. Neyin şu deliklerinin, biraz önce onu söylüyordum. Yıllarım hep neyle ilgili bilgileri alıp da iletmekle geçti. Bu kadar icracılığımın dışında. Tasavvufi açıdan ve tarihsel açıdan. Bir şeyi bulamadım. Allah merak ettim. Bu perdeleri kim buldu? Bu perdenin şuradan 4 olacak. Her kamışın uzunluğuna göre. 4 olacak. Ondan sonra 5 olacak, 6 olacak. Bunu öyle bir buldu ki. Bakın ben siz fiziğiyle de uğraşan biri olarak evet, bir dahi dehşet bir... içinde. Evet. Nedir? Muazzam bir hesap kitap var herhalde. Muazzam bir şey bu. Yani bir elektrik bulunması gibi diyeceğim yani. Derim yani. Bakın kim bu? Çünkü şöyle bir şey. Bilmiyorum, 300 yıllık mi? Bir neydi olsa elinizde üfledim. Aldım işte Afyon'da. Aldım üfledim kendimden geçirdim. Ve o neyle çık? Konserver. O neyle çık? İşte bu aynı ölçü. Mansur'du o da. Ben bu Mansur'la gittim. Ben Batı eserlerini de çalıyorum. Batı dediğimiz tırnakta. Avrupa müziği diyorum buna. Avrupa müziğinin ve Avrupa müziğinin Bach'ını, Mozart'ın dinlenmesini çalıyorum. Gittim Berlin Filarmoni'yle solistim. Bunu da işte icra ettim mesela. Nielsen'in eserlerini çaldım. Bach'ın sonatını çaldım. Bununla olabiliyor. Peki şunu söylemek istiyorum. Öyle bir sistem bulmuş ki kim bulduysa tarihe gidelim. Itri'nin Nevakar'ını da üflüyorsun. Baha'da üflüyorsun. Baha'da üflüyorsun. Aa. Ya nasıl bir şey? Bunu kimsin sen? Ben buradan söylüyorum. Bütün bu ney üfleyen ve bu işlerle ilgili arkadaşlara, müzikologlara sesleniyorum. Diyorum ki ya bulabildiyseniz getirin. Ben bulamadım arkadaş. Yok. Yani ne kütüphaneleri kaldı biliyorsunuz. Çalışmalarım sırasında Süleyman her taraftan bakın. Hı hı. Bu benim için ne biliyor musunuz? Sır. Neyi icat edeni bilmiyoruz. İcat etmek meselesi değil. Bu ölçü kim? O zaman... Kahire'de de gördüm ben hocam. Bu neyi hocam, biliyorsunuz tarihin ta Sümerlere kadar götürüyorlar. Tabii gidiyor. Kamış, düdük. Ama vesaire. Böyle değil. Şöyle yuvarlak bir şey, onu bulduk biz. Philadelphia Üniversitesi'nde. Müzesinde. Şöyle bir Sümer mezarından çıkan bir şey bulduk. Onun resimleri geldi. Yuvarlak bir şey. Çok zaten ney demek? Üfleme. Na, Sümerce'de na, üfleme demek. Hı hı. Efendim, onu üflediğiniz zaman, üfleme eylemi yani. Üflenen her şey neydir? Hocam ney bizi altın devrini ne zaman yaşamış? Bence Mevlana'dan sonra başka bir neyden bahsetmemiz lazım. Yani Mevlana'ya kadar olan ney başka bir ney? Evet. Mevlevilikle beraber. Mevlevilikle yani beraber. Yani mukabele-i şerif ve ayini şerifte mutrip heyetinin bir uzvu olarak, bir parçası olarak girdikten sonra. Bir makam. Evet. Kendine bir yer buldu. Ve o yer Mevlevi hanelerde ve Mevlevi musikisi içinde neyi tutuşundan üflemesine kadar değiştirdi. Bir başka bir dönüşümdür o. Peki delik sayısının yerlerini falan değiştirdi mi? Onunla bir daha bir. İşte o tarihteki neyleri bilmiyoruz. Yani gide benim şu anda en gördüğüm eski ney Afyon'daki 250 yıllık olduğunu tahmin ettiğim bir ney. Kazasker'in neyi var mesela. Onlar 100-150 yıl. Hocam bir şey daha sorayım hazır ney üzerinden saz olarak devam ediyorken. Şimdi sazlar eskidikçe kıymetlenir mi? Yani daha mı makbuldür? Bence çok doğru, kıymetlenir. Ben ney bağlamında şöyle bakıyorum. Bir eski ney bulduğum zaman, mesela işte rahmetli dedemin neyini üflediğim zaman, babamın neyini üflediğim zaman, orada babamın nefesi var. Orada dedemin nefesi var. Veya başka bir bilmediğim bir işte Afyon'daki neyi buldum. Veyahut da bir bazen getiriyorlar. Bu diyor ki babamın neydi diyor hocam. Babam göçtü. Bunu sana emanet ediyorum diyor. Ben üfleyemiyorum diyor. Aman diyorum çok değerli. Yok diyor. Şimdi ben onu üflerken de heyecanlanıyorum. Çünkü o neyin içinde o neyzenlerin nefesleri var. Bu aynı heyecanı bir tamburi içinde veya bir kanuni veya udi de hisseder mi acaba? Muhakkak eder. 150 yıllık kanuni. Tabii tabii muhakkak eder ama ney de farklılık var. Bir neden? Bir nefes. Evet. Oradan alışveriş var yani. Ben şey biraz o da neye bir torpil yapayım. Tabii bir neyzen olarak neyden başka bir enstrüman daha. Vallahi hepsini seviyorum. Hepsini oynuyorum. Tamburum, odunla, biraz kanunla. Peki hocam neye en çok yakışan saz, yanına en çok giden, tamamladığını düşündüğünüz saz hangisi? Tamburun bir şeyi var. Bir fark diğerlerine göre? Güzelliği var. Güzel betimlemesi var. Birbirlerine uyuyorlar. Kemençeli de olur. Kanunla da çok güzel olur. Mesela Girift albümünde yine Türk, yani iki albümle çok övünüyorum. Bir şah ney ki yani başka albümlerim de var. Galiba. Evet. Bir de Girift. Bir de Girift albüm. Şah ney bir uzansa Tende Canım albümüdür. İki rahmetli üstadımla, İhsan Özgen'le ve Koray Safkan kardeşimle yaptığım bir. İhsan Özgen kemençe. Evet, rahmetli oldu ve Koray Safkan radyoda sanatçı kardeşimizdi. Onlarla yaptığım bir konserin kaydı ve orada şah ney üflemiştim. Bu bakımdan onların yeri bende farklı, ayrı bir yerde duruyor o albümler. Bu bakımdan yani sorunuz neydi? Şimdi sazın neyin yanına en çok yakışan saz. Kemençeyi bakın iyi kemençe. Bakın bir bağlamayla da bile olur bu iş. İyi icra edilir. Ruhunu yakalamak. Evet. Yani. Mesela benim bir Nefes diye bir albüm var. Çalışmam var. Anadolu Nefesi diye. Ve orada ben varım ve bağlama ve kabak kemane arkadaşlarım var. Çünkü ben şöyle de bir şey diyorum. İlla işte sentez, Avrupa müziği, dünya müziği filan filan değil. Biz kendi içimizde de sentez olamadık yıllarca. Yani ben bağlamayla neyi üfleyemedim. Şimdi gayet güzel onu çözdüm. Kendim kafamda onu attım. Bağlamacı arkadaşlarımızla işte kabak kemane çok güzel bir şekilde aynı duyguları. Yani Aşık Veysel'i ben neyimle üflediğim zaman ben de ya eğer Türk halk müziğinden bahsediyorsak ben de oyum yani. Mesela Elazığ konseri yaptım. Hocam peki bunda tavır farkı olmaz mı? Mesela tekkedeki ney üflemekle... Bravo. Tabii. Eyvallah. Farklı olur. Farklı olur ama o neden bir farklılık yaratıyor? Onun gereğini yapıyorsunuz. Ama illaki yine neyinizden bir... Yani o neyin duygusunu oraya vermeniz lazım aslında. Bu şeyde yaşadım ben bunu. İşte bu orkestra icralarımda, şeyde de 2016'da İstanbul Senfoni'yle bir Cemal İşçi'yle konser yaptım. İşi daha da büyüttük orada. Bizden de koyduk işte, Cemil Bey'den, dedemin bestesini, benim eserlerden koyduk. Şunu dediler, ya sen sonat da çaldığında, şeyi de çaldığında o ney şeyini değiştirmedin. Ve bize ayrı bir şey geldi bu. Yani bir flüt olmadı bu ama ney çalıyor sonatı. Hatta Poire diye bir besteci var, Fransız. Son dönem bestecileri. Şarkı falan da yani listeler yapmış. Après une rêve diye bir rüya sonrası diye bir eser. Hoşuma gitti dedim. O konseri repertuarına aldım. Bana konser sonrası dedi ki hocam Poire bu eseri ney için yazmış. Bilen şimdi, daha iyi anlıyor değil mi? Dedim bak numara şey yapma dedim, tezgah yapma şimdi filan dedim. Çok samimi. Bunu devamlı neye yüklemedik? Yani bu böyle bir hadise. Yani o eserin içine kendiniz de girmeniz lazım. Bir de neyin, bu çok önemli. Neyin bizim için herhalde dünyada en çok tanınan Türk sazı hangisidir diye soracak. Ne? Ney cevabını alırız. Ne? Ve en çok merak edilen, en çok davet edilenler, neyzenler. Evet. Yani mesela şimdi şeyde de var bu. Arap ülkelerinde de çalınıyor. Hatta ben 2007'de onlar başka bir şey çalıyorlar ama uluslararası ney festivali yaptım. 2007'de ki Avrupa topluluğunun desteğiyle yaptık. Hatta bana şunu söylediler. Bu işin başına sen geçmezsen biz bunu Kahire'ye vereceğiz dediler. Çok da sorumluluk taşıyanmıştı. Allah'tan TRT'den ayrılmıştım o zaman, emekli olmuştum 2007. Ve hadi dedim ya, kolları sıvadık. Biz bunu gerçekleştirdik. Tunus'tan, Kahire'den, Şam Filistin'den, bütün oranın meşhur neyzenlerin, Lübnan'dan ve bizim buradaki arkadaşlarla bir sahne aldık Cemal İşçi'de. Yani kapılar kapanmadı, ben size onu söyleyeyim. Hatta yanda bir pop konseri var bizim, Allah sağlık versin, üstad sanatçılarımız hatta 3 bayan konser veriyor. Demişler ki ne var o kalabalık ya, bu acayip bir şey, kapıda kuyruk, hoca böyle bir şey yapıyor diye. Bitirelim de oraya mı gidiyor? Hatta gidip orada biz de dinleyelim demiştim. Gerçekten çok mutlu olduğum bir çalışmaydı. Orada şu çıktı. Şeyleri var. Hatta kayıtları. Videoda size gönderdik küçük bir şey. Hepsi tek tek üflediler ama sonra hepimiz birleştik. Fark ediyor mu peki yani? Fark ediyor. Tavırda fark ediyor. İcrada fark ediyor. Ama hepsinin üflediği kamış hocam. Bir de bu neyle ilgili, bu ney eğlence müziğine kullanılmamasına dair, kullanıp kullanılmayacağına dair düşünüyorsunuz? İşte eğlence müziğinden kastınız neyse onu açmak gibi. Eskiden gazinolar vardı biliyorsunuz. Evet. Şimdi de yani böyle sazlı sözlü insanların böyle hani hoplayıp zıpladıkları, dans ettikleri müzikler diyelim. Şimdi gazinolardaki Türk müziğini ben size söyleyeyim mi? Bugün onu arar olduk. Ben şunu çok iyi söyleyeyim. Yani o zamanlar iyi. Böyle tahfif edilirdi değil mi? Yani büyük üstad. Ben Zeki Müren'in Şehnaz Yürük Sema ile çıktığını biliyorum. Ama ne izleyici varmış demek ki, ne müşteri varmış gazinodaki orada ki. Bir seferinde de misafir olduğum bir gazinodaydım. Yani burada ismini vermekte mahsur yoksa Bülent Ersoy, bizim Zeki Müren söylüyorum. Bir program yapıyordu. Ben kendisini de tebrik ediyorum. Büyük bir repertuara sahip. Bakın 76'dan bahsediyorum. 76-77 yılından bahsediyorum. Tarihten bahsediyorum. Dinleyicinin, zaten herkes böyle gravatlı falan böyle, tamam mı? Gazino müşterisi dersiniz. Kar gazinosu vardı sahilde, orayı söylüyorum. Artaki Candan'ın bir eserini, Ricazkar eserini söyledi. O zaman o tarihte bile radyodakilere bunu oku desen, 2 meyanlı. Koparan sineyi ayardan diye, 2 meyanlı. Bu istek olarak geldi. Her baba yiğidin imkan yok. Ben ürperdim eyvah diye okudu. Yani nasıl bir müzik eğitimi almışlarsa artık. Evet ama o zaman izleyicisi gazinodaki müzik dinlemeye giden kişiler de 3 defa okuttular. İşte izleyici yetiştiriyor demek. Hatta beni de davet etti. Neyim yoktu, oradaki neyini aldım. Ben oraya bir nota vermek için gittim. Şekip Ayhan Özışık abimize notayı vereyim, gece getir, ev yakın. Yakalandık orada. Ve oradaki Neyzen'in neyini aldım, beraber... ne güzel olmuş, size hatıra olmuş. Büyük hatıra, yıkıldı ortalık 3 defa. Bütün Bir onunla bir de bütün toplu. Hiç unutmam şeyini. Evet. Yani işler başkaydı. Hocam günümüzde ney herhalde hiçbir devirde bu kadar çok üflemek isteyeni olmamıştır. Ve elinde neyzenin olup alıp dolaşan insan sayısı hiç bu kadar çok olmadı. Bu iyi, evet, bir şey mi? Yoksa ayağa düştü, bu kadar da çok olmaz efendim, Medi'ye ağlayacağız. Sevinecek miyiz, üzülecek miyiz? Çok güzel bir soru. Yani hepsi çok güzel de bu da ney icrasının için farklı bir ve önemli bir soru. Bakın eski zaman, çocukluğum, babamların zamanı. Onlar bir ney gönüllüsü, ney üflemek isteyen birisini buldu mu çıldırıyorlardı. Ney ediyorlar. Gel, aman gel öğreteyim. Yoktu. Çok azdı. Şimdi günde bana en az 3-5 telefon geliyor. Ney istiyorlar ve ney dersi istiyorlar. Şimdi bir sürü atölye açıldı. Bakın. Eskiden 1-2 kişi ney yapıyor. Babam ney yapıyordu. Ve bu kadar az bir kesretten iş çoğaldı ve bir sürü, internete girerseniz bir sürü ney atölyeleri var. O kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ney yapıyorlar? Ve taleplerine bir pazarı oluştu yani. Ha şöyle yapıyor, böyle yapıyor ama bir çeşitli fiyatlarda bir pazarı oluştu. Bu bakımdan çok ciddi bir ilgi var, talep var. İnsanlar farkına vardı yani ney bizim sazımız. Ve de korkmuyor yani, herkes bir denemek istiyor bunu. Çünkü şöyle bir şey vardı, yani ney üflemek zordur. Evet zordur, kolay değildir. Ses çıkacak, o sesi güzelleştireceksiniz, ilave edeceksiniz vesaire. Ama neyin, o sesinin farkına vardılar. Yani. Bakımdan büyük bir ilgi var. Hatta ben bu işi biraz daha böyle bir yerinde yapmak istedim. Çocukluğumdan beri ney yapıyorum? Zevk için yapıyorum ama sonradan mecburen emekli olduktan sonra atölyecilik devrim oldu ve o sırada inanılmaz gözümü açamıyordum yani. Talepleri karşılamak, siparişleri için. Evet, evet. Ve şimdi eskiden bir kişi olduğu için ben de hediye ediyordum. Şimdi bir de ayrıca ben Hatay kamışı kullanıyorum. Mesela şu Hatay kamıştır. Ben Hatay kamışı olmayan kamışa elimi sürmüyorum. Neden? Orası çünkü. Vatan orası. Evet. Kamışın. Kamışın. Ve bir cinsi var. Latince donax dedikleri bir cinsi var. Bunu Ziraat Fakültesi ile ve valilikte briefing yaptım. Hatay valiliğinde. 2009 yılında. Neyi koruma, ney kamışını koruma briefingi yaptım. Ben bu şey yani hani kafaya taktım der ya. Peki nasıl karşılandı? Bir işe yaradı. Vali Bey çok, Celalettin Bey'di o zaman Hatay valisiyle. Celalettin Lekesiz Bey. Teşekkür ediyorum kendisine. O da çok, hatta Girift'in bile peşine düşmüş Amasya valisiyken bulamamış. Çünkü Vali Bey demişler ki efendim burada yok, kaval var. Sonra ben dedim ya bu Girift deyince çok üzülmüştüm. Sonra ben yapıp ona takdim ettim. Bir Girift. Peki Hatay'da bu briefing mukabilinde Hatay has kamışları yetiştirmeye bir... Şöyle uygun olmayan şekilde kesiyorlar ve erken kesiyorlar. Şimdi kamış dediğin zaman 4 metre. Kuruyacak, içindeki suyu bırakacak. Sonra keseceksiniz. Bir rekabet oluştu. Satış rekabeti oluştu oradaki insanlarca. Ve ben yalvarıyordum. Bakın 80'lerden beri bu işin içindeyim ben. Hiç böyle atölye falan yoktu yani. İşe yaradı mı peki? Ve ney metodumda neyin nasıl yapılacağını kaç sayfa anlattım biliyor musunuz? Bütün eski metotlarıyla. Mesleği anlattım yani. Bakın. İnsanlar ne yapsınlar da ekmek yesinler diye. Peki hocam bu sizin kitabınıza bakarak birisi ney yapar mı? Çok var. Ney de öğrenir, ney de üfler. Yapar. 400 sayfa onun için kurguladım. Öyle kurguladım. Şimdi herkes hoca bulamıyor. Ha hoca buluyorsan devam et. Ama bu da sana bir hocadır. Bunu daha 1451'de, 52'de Yusuf bin Nizamettin söylüyor. Kitab-ül Edvar'ında söylüyor. Neyi bulamazsan, hoca da hoca bulamazsan, bak şöyle yap diyor. Git çarşıya bir ney al diyor. Baba çarşı var bakın. Evet, ney satılıyor. Git bir ney satın al diyor. Ya aynen işte Osmanlıcamız var. Allah şükür okuduk. Git bir ney al çarşıdan. Dediğim üzere çalış. aç birinci perde, ne vardır diyor. Tarif ediyor. Metot var orada yani. Şimdi ya bunlar varken şimdi kimse konuşmasın. Yani hocam bu orada var, yazıyor. Sizin söylediklerinizden de o zaman hocaya gerek yok, konservatöre gerek yok. Alır var, kitabı, hayır. Alır kitabı okurum değil. Derlerse ne diyeceğiz? Hayır. Hoca bulamazsın. Hatta hoca... Zaruret halinde diyorsunuz. Hoca da ben mesela bana gelen arkadaşlara orada 70 tane egzersizim var benim. Şimdi bakın ben konservatuvarda 79'dan beri ne hocasıyım? İTÜKON 81'de var. Kaç tane öğrenci, kaç yani tane 79, 2021, 2000'den bu 22'de 43 sene. 43 sene. Maşallah. Hem nazariyat, hem müzik teorisi, hem ney. Şimdi şunu söyleyeyim, hem de özel derslerim de var. Hani çok artık silah zoruyla ders verdiğim öyle derler yani. Hocam illa çalışacağız falan. Eyvallah peki diyorum. Aman bak beni şey yapma şu saatte gel falan vesaire. Şunu demek istiyorum. Onlara da ben ilk önce meşk, ben babamdan metotla öğrenmedim ki. Meşkle öğrendim. Ama, yani ama klasik, metot da bir meşk. Klasik musiki tabii. için öğretim metodu değil midir meşk? Hep tabii meşk işte. Ben de o meşkle öğrendim ama meşk de hiçbir zaman al bakayım üfle şunu şu eseri çal değil. Metodik bir şey var meşkte de. Ses üfleti. Benim mesela özellikle ney eğitimimde bir sene ben eser çaldırmam. Ses üfletirim. Sesleri kuvvetlendiririm. Altı üstü dengeler yok öyle şey. O zaman siz hocam bir neyzen diyebilmek için birine kaç yıl normal kabiliyetli diyelim hani dahi olağanüstü insanların günde 5 saat 8 saat çalışırsa 6-7 yıl bir de zaman olarak bir de repertuar olarak. Yani günde 4-5 saat çalışacak. En az 4-5 yıl. En az. Belki 8 saat. Ben 8 saat, 10 saat çalışıyorum. En az günde 5 saat çalışacak ve 5 yıl boyunca. En az. 4, bu 4 de olur. Kişiye göre değişiyor ama 7 de olabilir. Ama bu zamansal faktörün dışında bir şey daha var. Repertuar faktörü var. Mesela benim sistemimde 43 tane Mevlevi ayini var. Eğitim sistemi. Meydan görmüş. Evet. Ha. Yani şimdi sizin öğretim metodunuzda birisine 43 tane Mevlevi ayini için 43 tane Mevlevi ayini geçmesi lazım. Geçmesi lazım. Çal bakayım efendim Uşak Osman Dede'nin Nayi Osman Uşak ayinin ikinci selamı zaman bana üflemesi lazım. Bunu geçecek. Nevakarı geçmesi lazım. Eğer böyleyse de 5-6 yılda Nevakarı geçmesi lazım. Ve metodumun açısından. Mesela ben diyelim size meşk ediyoruz. Metodu da koyarım. Orada da egzersizler var. O 70 tane egzersiz size anahtar egzersiz görevini veriyor. Ve bir şeyleri anlıyorsunuz. Hoca bulamamışsınız. Hoca bulsanız da yine devam edin. Çünkü hazır egzersizler var orada. Zaten Neyzen Emin Efendi, onun da ney metodu var. Evet. Buldum. Yayınlayacağım onu da. Çevirdim. Yani var. Törede var. Yazmışlar. Ama... Bakın benim ney metodum kapağında şu yazıyor. Ney metodu yazmıyor. Ney tırnakta metot. Ney diye bir kültür var. Onu anlatıyorum. Bir de öğretiler var. Hocam bir de şimdi bunun 6-7 yıl içine de ney imalatı dahil mi? Çünkü yok. Neyde... Üflemek ayrı. Üflemek icra ayrı. Etmek. Ney şimdi bakın ney yapmak tamamen kulak, zevk, ayrı bir kültür. İyi bir neyzen hocam, üstad olabilmesi için neyi de yapıyor olması şart. Babamın sözüydü, bir neyzen neyini yapmalı derdi. Neyini? Neyini yapmamalı. Kendi yapmalı derdi. Yapmalı. Benim için yani anahtar sözlerinden biridir. Bir hikmeti neyzen. Hikmeti midir hocam? Niçin onu diyor? Çünkü o perdesinin dügahı açtı, işte laimiyi diyelim, işte Hüseyin'i açtığın zaman. Farkında ol, neredesin? Sazında hemhal ol. Tanımak için. Evet. Bir de o zamanlar hep eskilerden bahsettik. Kutbu nailer var. Evet. Yani Kutbu nai sonradan verilmiş birisi. Sonradan. Ama 19. yüzyılda Osman Dede var. Neyse Kutbu nai Osman Nai diye geçiyor. Hatta nai unvanı Osman Dede'ye verilmiş. Çünkü şair. Hep böyle Kutbu nai diye bir şey var. Efendim, yok. Bu sonradan yazılan kitaplarda mı verilmiş? Sonradan bir kutup. Şimdi her şeyin kutbu var. İşte yaşamış olduğu devrin en iyi neyzeni olduğu mesela için. Benim kutbum dedemle babamdır. Benim kutbi nailerim dedemle babamdır. Ha öbürlerini silmek değildir bu. Ama ben onlara hedefliyorum. Kutuptur benim için. Benim o Kutb-ı Nâhi, Osman Dede'nin Kutb-ı Nâhi ünvanının verilmesi muhtemelen, yani tabii ki bu son dönemde şeyden dolayı bir böyle resmi bir kurumla törenle verilmiyor. Değildi. Fakat devrin de ney üflemesiyle tebarruz ettiği için, herkesin hayranlığını ve övgüsünü kazandığı için insanlar da onu mevcut neyzenler içinde birinci sıraya oturtuyorlar. Evet, bakın şöyle, benim anladım ben. Marmara Üniversitesi'ndeki master ve doktoram sırasında yüksek lisans tezim, İslam Tarihi Ana Sanatları bölümündeki yüksek lisans tezim, bu Marmara'daki İlahiyat Fakültesi'nde yaptım, Osman Dede'ydi ve eserleri ve Farsça eserinin tercümesi, açıklanmasıydı. Bütün risaleleri ve bütün edebi metinleri, Sefine'yi, Sefine-i Mevlevi artı tezkireleri, Safa'yı, Davut Fatin, işte aklıma Esade'nin tezkiri. Hiçbirinde Kutb-ı Nâhi ifadesi yok. Şöyle diyorlar. Neyi üflemekte? Ha, Türkçe olarak söyleyeyim. Pir nefes. Övücü sözler var. Bu son dönemde verilen, buradan bakışla verilen bir tabir. Neyzen Emin Dede bile kendine Kutb-ı Nâhi dedirtmemiş. Ben de bundan sonra şeyi soracaktım. Acaba günümüzde de bu Kutb-ı Nâhi'lik var mı diye soracak. Deniyor ama yani deniyor. Şöyle, herkes bir kendine bir hocayı üstad olarak daha yakın görebilir, olabilir. Yok, ben onu genel olarak bütün neyzenler arasında, musiki şinaslar arasında kabul, yani kabiliyeti, işte zekası, icrası en üst düzeyde olarak, önder olması, lider olması, kabul edilmiş biri olarak görmüş. Doğrudur. Eyvallah. Hocam peki ney üfleyenin ney üflemeye başladıktan sonra tutum ve davranışlarında değişiklik olur mu? Bir daha duymadım. Ney üfleyen biri, başlayan biri, neyi üfledikçe, hani 4. 5. yıla gelmeye başlayınca tutum ve davranışlarında, şahsiyetinde, karakterinde değişiklik olmaya başlar mı? Neyi dönüştürür mü kişiyi? Olgunlaştırır mı? Daha sakinleşebilir. Daha bir kavramsal ve daha bir duygusal olabilir. Bir de yani ruhaniyette çok tesir ediyor. Onu söyleyeyim. Mesela hastalıklara da iyi geliyor. Mesela tansiyonu düşürüyor sesi. Çalmak mı, dinlemek mi? İkisi de. Kendim için de onu yapıyorum. İşte benim için en güzel çalmak, şimdi burada icra ettim. Tabii ki ben de bir hal oldum. Ama evde daha hal oluyorum. Kendi kendime. Bir de tabii dedenizi, babanızı andıkça, onlarla ilgili bir şey çalıyorsanız. Ama mesela bunu hastanede biz bunu şey yaptık. Bingür Hoca'yla, onun yoğun bakım, Bingür Sönmez'in, Profesör Doktor sevgili abim, büyüğümüz. Kalp doktoru? Evet. O da ney üflüyor? Benim öğrencim şu anda. Ve ara sıra da meşk etmeye çalışıyoruz onunla. O çok kaval falan yapıyordu. Sonra neye döndü? Tabii o da güzel. Kaval da güzel. Eyvallah. Kaval yine üflüyor. Bir gün davet etti beni. Sonra epey bir standart çalışma yaptık hastanede. 3 hasta vardı. Hepsinin tansiyonları yüksek. 18'lerde. 180, işte tıpçı konuşursak 180, 100, 120 falan. Dedim ki başlıyorum. Siz başlamadan önce monitörden çıktıları alın. 3 dakika sonra bir daha alın. Yani 3 dakika geçmedi. Üçünün de, o 3 hastamızın ikinci gün ayılmışlar ama o, Allah tabii herkese şifa versin, o yoğun bakımda bir şey var, korku oluyor. Böyle gözlerle bakıyorlar. Yani ben dünyaya bir daha geldim falan. Hortumlar falan malum. Ben üflediğimde üçünün de tansiyonu normal değerlere düştü. 120, 130, 70, 80. Hemşire kardeşimiz çıldırdı. Ağlayarak kaçtı. Bu nasıl şeydir diye. Ve hemen verileri aldık. Bunu çok test ettik. Yani hipertansiyona tavsiye ederim. Arkadaşlarımıza, izleyicilerimize tavsiyemiz böyle günün belirli vakitlerinde fırsat buldukça güzel ney taksimleri dinlesinler. Eyvallah. Mümkünse hatta ney üflemesini öğrensinler. O olunca iş direkt zaten nefesinizi veriyorsunuz ve bu dünyanın bütün şeylerinden uzaklaşıyorsunuz. Evet. Onda ayrı bir şey var. Hocam, tabii bütün sazlar için bunu söylüyoruz. Yani ben burada ney bağlamında konuşuyorum. Tabii hocam bizim mantıkta bir şey var. Bir şeyin doğru olması diğerlerinin yanlış olduğunu göstermez. Tabii. Biz burada ney üzerine konuştuğumuz için yani tamburu konuşuyor olsaydık muhtemelen bu güzel sözleri tambur için söylüyor olacaktık. Olabilir ama neyin bir şeyi var? Damardan giriyor. Evet. Peki hocam biz o direkt zaman bir ara verelim. Aradan sonra bu sefer sizin bu güne gelmenizde, yetişmenize katkısı olan, emeği olan dedenize başlayıp babanıza devam edelim. Eyvallah. Efendim Ender'in sohbetleri kısa bir aradan sonra devam edecek. Şimdi dediniz tabii ben yani o devrinde çıkan kitaplarda, dergilerde, gazetelerde stajla bahsediliyor, övülüyor, yere göğe sığdırılmıyor. Hatta bir şöyle büyük neyzendi rahmetli, herhalde vefatının ardından söylenmiş bir söz. Eyvallah. Yüzyıllarda eşi zor yetişecek kadar kudretliydi. Evet. Nefesi, çıkardığı seslerin güzelliği, musikiye olan hakimiyeti ise tekti. Yani bunu hak dediğim bir gazeteci bir kitaptan. Bir başkası, her pazartesi akşamı İstanbul Radyosu'ndan tertiplediği mistik saz eserlerini binlerce insan bekler ve onun neyinde Allah'ı bulurlardı. Evet. Sustu o ney şimdi. Hatıra kalan bir iki plağı ile biri neyzen, biri tamburi olan iki güzide yavrusu ve arkasında öksüz bıraktığı saz eserleri Erguner topluluğu ekibini muhafaza edip ve saz eserleri Erguner topluluğunu muhafaza edebilsek bari. Bir başkası, İstanbul Radyosu'nun işletmeye açıldığı tarihten itibaren Türk musikisi yayınlarında vazife alan gelmiş geçmiş sanatkarlar içinde etrafında en çok sevgi ve takdiri toplayan insan şüphesiz Süleyman Erguner olmuştur. İnsanın yönü de herhalde çok kuvvetli ki böyle şey yazılmış. Evet. Son bir tane daha okuyup sonra hemen... çok teşekkür ediyorum. Yani, sırası düşmüşken şunu da söylemeliyim ki rahmetli Süleyman Erguner Türk musikisi radyolarda yasaklanınca unutulan neyi Türk milletine hatırlatan ve tekrar sevdiren kişidir. Oğulları yaşattılar. Erguner kardeşlerden saz eserleri saatini hasretle beklerdik. Evet efendim, Asaf ve Ulvi abiler, babanız ve amcanız. İkisi Türk musikisini yaşattılar. Ulvi abinin çocukları da şimdiden yeniden yaratıyorlar. Nasrun minallah. Allah'ın yardımı ve inayetiyle bu babalarınızın ve dedenizin sanatını yeniden yaşatıyorsunuz, icra ediyorsunuz. Ne güzel cümleler, ne güzel sözler. Bir insan için herhalde düşünürüz. Evet. Bundan daha güzel. Çok şey teşekkür ediyorum. Yani inanılmaz böyle seçmişsiniz. Tabii ki Ulvi abinin çocukları dediniz. Onu da yeri gelmişken söyleyip devam edelim. Yani dededen beye biz Ulvi abinin yani rahmetli babamın 3 çocuğu var. Büyük abimiz Hulki Erguner. O askerlik mesleğini seçti. Baba mesleği. Baba mesleği. Evet o da. Zaten bizim aileden babam öderdi. Ya subay çıkar ya neyzen çıkar. Efendim, ben bir şeyler başka bir meslekte niyet etmek istedim. Ama babamın vefatı ve TRT'yi 75 yılında kazanmamdan dolayı... Kader sizi de çekti. Çekti kader. Ve ortanca abim Kudsi Erguner Paris'te ve bendeniz. Biz bu neyzen olarak işte bu hizmeti devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet, neyi dünyaya tanıtıyorsunuz? İnşallah. Ben merak ettiğim husus şu. Yani tamam siz neyzensiniz, babanız neyzen, dedeniz neyzen ama dedenizin babası neyzen değil. Hafız. Hafız ve nasıl bir aile ortamında yetişti? Dede Süleyman Erguner. Biraz bahseder misiniz? Evet. Tabii çok uzun konular ama hemen kısa kısa geçeceğim. Yani böyle büyük ve iyi yetişmiş birinin yetiştiği ortamda, iklim de önemli. Eyvallah. Şimdi Sultan Selim'den bahsedelim. Fatih'teki semtten bahsediyoruz. Evet. İşte yarın hatta oraya gideceğim. İnşallah. Bir dedemlerin tam evinin karşısında bir ahşap ev vardı. O duruyor. O evde oturanların çocukları Hayrettin abimle yarın buluşup böyle bir zaman zaman gidip o hatıralarımızı eski günde yad ederiz. Evet. Şimdi şöyle, o sokak Divan Yunus sokağı, aşağı doğru Fener'e doğru yine dik yokuştur orası. Orada bir ev var. Ve orada Yavuz Selim Mahallesi, evet, yani Suriç'in en güzel yerlerinden biridir. Eyvallah. Yavuz Selim Camii de bir o kadar da muhteşemdir. Evet. Ve yani inanılmaz bir manzarası vardır. Yani o Haliç olduğu gibi ayağınızın altındadır. İnanılmaz. Fakat kimse ne gider, ne ziyaret eder. Maalesef. Ne bilir. Yani maalesef şaşırır kalırım. Yani maalesef diyorum. Şimdi şöyle, dedemin babası Hafız Hasan Efendi. Hı hı. O caminin müezzini. Yavuz Selim Camii'nin müezzini. Sonra babadan oğula geçiyor ve dedem işte zaten onun yanında yetişiyor ve musikiyi öğrenir. Ve çocukluğunda dedem orada müezzinlik yaparken sonra çok küçük yaşta müezzin oluyor galiba. Evet, evet. Sesi güzel, kıraatı var ve öğreniyor. Babasından hafızdır, Meşk geliyor. Hocam, Osmanlı, 13 yaşında babası. Osmanlı'nın şöyle bir sistemi var. Bakıyor, liyakati varsa, sesi güzel okuyor, varsa bir şey, babadan bir şey var, yapıyor, güzel yapıyorsa hemen yanında ve devam et. 13-15'ine bakmıyor yani. Babadan oğula geçme olayı o şekilde oluyor. Eyvallah. Ve dedem o yolda giderken sonradan kanunların getirdiği bir şeyle imtihana giriyoruz. Yani Rüştiye'yi bitiriyor ve bu Kadir Has Üniversitesi var şimdi. Hı. Onun eski Cibali Tütün Fabrikası'dır. Oranın memuru oluyor. 1925, 24-25. Ve o sırada orada olan iki izzat daha var. Şeyh Hata Efendi var, Özbekler Tekkesi'nin. Şeyh orada da çalışıyorlar. Hatta son dönem şeyhi de, Necmettin Efendi de, dedemin yakın dostu, orada çalışıyorlar. Bu dostluklar orada başlıyor esas. Sonra rahmetli dedem oradan tayin oluyor Anadolu. 27'de tayin oluyor. 19'da evlenir. Dedem, babam 24'te doğar. Amcam ve halam. Halam da kanun çalıyormuş bir zamanda. Böyle bir resim var. Hafta dergisinde çıkan aile boyu bir resmimiz var. Biraz flu bir resim. Şimdi dedemin meşkine baktığımızda dönemin mesela Besteniger Ziya Bey, meşk ettiği insan. Hafız Kemal. Efendim, Hafız Hüseyin. O dönemin meşhur hafızları bunlar. Ve dedem o muhteşem bir ortamda yetişiyor. Bakın 1920'ler. Mevlevihane açık. Yeni Kapı Mevlevihanesi. Neyi de duyuyor orada. Neye de gönül veriyor. Kendi kendine neyi fırın. Hocası yok. Kendi. Neyle tanışmasının hikayesini biliyor musunuz? Orada bir hikaye yok ama bir şey var. Orada bir anlatımımız yok. Sadece neyzenleri dinliyor ve Emin Efendi'yi dinliyor. Rahat Emir'i yani. Neyzen Emin Efendi. Ve oranın son neyzen başısı Neyzen Emin Efendi'dir malum. Şeyde de Rauf Yekta Bey var. Yeni Kapı'da da. Üstadımız. O da oranın neyzen başısı. Yani Rauf Yekta Bey müzikolog diye biliriz, hı hı, ama neyzen başıdır yani. Orada. Ve ney zaten yavaşta, fakat o tarihte böyle radyoda yeni açılmaya, 27'de İstanbul Radyosu açılmıştır Sirkeci'de. O sene postanenin orada. Dedem Anadolu'ya tayin. O yüzden o dönemin şeylerinde yoktur bu. Radyocuları Mesut Cem'in birlikteliğinde yoktur. 1942'ye kadar dedeniz, evet, 15 yıl. 6 Mayıs 43'te mine giriyor. Tam onu tespit ettim daha sonra onu. Ve 15 yıl İstanbul'dan uzak. Uzak. Keskin, Karaman, Ankara. Bayağı Keskin. Dolaşıyor. Dolaşıyor. Keskin, Karaman, Kütahya, Samsun Çarşamba, Burdur en son. Ve işte 43 başı gelir buraya. Ve artık o zaman da başka bir Süleyman olarak gelir. Süleyman şimdi Süleyman oldu nahiye diyor. Hmm. Nafiz Baba. Peki ne oldu bu 15 yıl için Anadolu'da? Süleyman başka Süleyman oldu. Şöyle, çile mi? Neyini üfledi? Ha, çile gibi. O İstanbul'a olan hasretiyle yaktı onu, ve yandırdı. Öğretmeye başladı. Mesela gittiği yerde, her yerde musiki çalışmaları yapıyor. Ney öğrencileri var ve Kütahya'daki Ney geleneğini dedem tesis etmiştir. Hı. Mesela çok iyi bilirsiniz, Allah rahmet eylesin, Ahmet Yakuboğlu üstadımız. Dedemin Ney talebesidir. Ressam da aynı zamanda değil mi? Tabii tabii. Hem ressam hem neyzen. Tabii. Kütahya'nın meşhur. Ressam, minyatür, üstad-ı azam bir büyüğümüzdü. Ama dedemin Ney talebesiydi ve orada Şah Ney. Çünkü dedemin ben radyoda ancak da diğer neyler üflediğini görüyorum. Hem de Şah Ney'le. Şu resimde bile Şah Ney üflüyor mesela. Şah Ney üfler. Şimdi o neyler ben de Allah'a şükür. Ve işte o yaptığım albümü de onun Şah Ney'le yaptım. O bakımdan da benim için çok değerli. Dedemin yani bu musiki eğitimin hafızlık, sonra üstadlarla musiki. Mesela İstanbul'da musiki Aşıkpaşa'da şey var, Tahir Ağa tekkesi var. Koca Küçük Mustafa Paşa'da. Oraya devam edermiş. İşte Hafız Hüseyinler, Hafız Kemaller. Mesela Hafız Mecit Sesigür çok yakın dostu. Yani o üstadların besteni Ziya Bey, ben söyledim. O musiki ortamında musikiyi de öğrenmiş oluyor. Ve ama daha İstanbullu bir sanatçı falan derken tayin oluyor, gidiyor. İyi mi kötü mü oldu bilemedim şimdi. Yani bir yönüyle musiki adına benim için şey, kayıp. 15 yıl. Ama 15 yılda da o yaşamış olduğu hal, bambaşka bir yakması, yanması, hasreti ve çalışma gayretleri onu başka bir noktaya taşıyıp rahmetli 15 yıl sonra geldiğinde başka bir şey olması. Her gittiği yerde, her gittiğimiz yerde rahmetli babaannem yaşadı. 71 gibi vefat etti. 70'te vefat etti pardon. Ben de o zaman 13 yaşındayım. Yani gördünüz. Tabii tabii çok. Yani o beni bir ayrı severdi, Süleyman diye adım olduğu için de özellikle hep ondan sever ama hani Süleyman'ım Süleyman'ım derdi. O kocasının, eşinin adı. Ben de o zaman tabii üflüyordum. Ben üfledikçe daha da mutlu oluyordu. Derdi, deden açardı camı. Nerede olursak sabahleyin namazını eda ettikten sonra ney üflerdi. Hanım neyimin pişmesi lazım. Demlememiz lazım neydi. Çayı demle, ben de neyi demleyeyim diyor. Ney sabah zikri gibi. Evet. Yani böyle bir... Neyi öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza bir güzel bir örnek olsun. Tabii. Bir o var, bir de neyle sala veren bir Neyzen Ömer Efendi var ki o da çok aşık. Neyle sala vermek demek? Evet, öyle bir adet var. Aa, bilmiyor idim. Var. Nedir hocam, anlatır mısınız? İşte es-sela, o bizim sela diyor. Neyle üflüyor onu ve sabahleyin onu çalarak, onu üfleyerek. Uyandırıyor milleti. Evet. Ya çok şey var yani bu hadisede ve rahmetli dedem sonra İstanbul'da Kurkuş'ta gelince 49'da İstanbul Endosu açılır. Tabi bu arada ilk besteyi 28'de Keskin'de yapıyor. Ferah Naksatsın Keskin'de yapıyor. Kırıkkale mi? Kırıkkale'nin şimdi Ankara Kırıkkale Keskin. Kırıkkale sonra 52'de mesela meşhur Ömrün Şu Büten Neşvesi Tam Olsun. Yani. Of, onun güzel. Çok güzel bir şarkı. Beykoz'da, İstanbul'da belli ki de onu besteler. Mesela Yahya Kemal'in Veda Gazeli'dir malum. Minunettin'de çok güzel icra eder. Eder tabii diğer Alaaddin Yavaş. Yani bu günümüz sanatçıları da güzel okuyorlar. Şarkı tabii. Güzel tabii. Yani şöyle halka öyle mal olmuş bir eser ki bakın ben bu pandemiden önce bir Ramazan konseri yaptım. Hatay'daydım. O Antakya'da bir meydan var. Devlet Su İşleri Meydanı. Açık hava konseri. Böyle Ramazan'dan sonra oluyor ya, böyle halk geliyor sıcakta özellikle yazın. Bayağı bir kalabalık var. Konserdeyiz, sahnedeyiz. Ben konum itibariyle bazen de okuyoruz işte. Milleti mahvediyoruz. Genelde üflüyoruz. Bir de yönetiyorum. O büyük bir grup var. Estek geldi. 2 tane kağıt ve inanın gözyaşlarımı tutamadım. Dedenizin bestelikleri miydi? Erenler diye yazmış. Hatay'da, Antakya'dayız sevgili hocam. O zamanlar İkinci kağıtta da kalamışız. Radyo, şimdi bir tane radyo var ve Türkiye'nin her tarafında insanlar o radyoyu Açık Öğretim Üniversitesi gibi tabii. O radyodan yayılan nameler tüm şeyi... Biraz önce söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. Radyonun başında Erguner topluluğunu 50'li yıllarda oturup Anadolu'nun her yerinden o musikimizi seven, farkında olanlar, bilenler, sevenler o programı bekliyorlarmış. Hatta olsa da dedemler şöyle bir şey yapıyor. Dedem, o topluluk kimlerden oluşuyor? Onu da söyleyeyim. Evet. Süleyman Erguner. Ulvi Erguner, babam subay olduğu için gidip işte arada geliyor. Hı hı. Asaf Erguner. Niyazi Sayın. Dedemin de çok. Hatta bakın dedem öldüğünde çıkan dergilerde var bunlar. Görselde olarak da var. Süleyman Erguner vefat etti ama geriye iki talebesini bıraktı. Biri oğlu Ulvi Erguner, diğeri Niyazi Sayın. Burada da Niyazi Sayın üstadımız. Allah sağlık versin, ömür versin. Yaşandığım en büyük neyzen. Hürmetlerimizi söyleyelim. Eyvallah. Ama böyle bir vakada vardır, gerçektir. Ve bunu zaten diğer bugün işte Nevzat Bey hayatta, Alaaddin hocamız hep söylerdi. Bizim Sultan Selim'deki ev dedemlerin artık ikinci İstanbul dönemi. 43'ten konservatuvar gibi olmuş. Konservatuvar gibi. Salı akşamları. Yüzlerce kişi gelir, onlarca kişi gelir. Bir evin alabileceği büyüklükte. Alabileceği büyüklükte. Ama bunu söyleyenler var. Çok kalabalık gelir dedi. Tabi orada şimdi normalde hatta 8 kişi oturur. Böyle evet, zevkli ve renkli zamanlarda 10 kişinin sığdığı yere 40 kişi sığar. Şimdi efendim o zamanlar zaten böyle televizyon falan yok. İnsanlar arıyorlar. Musiki arıyorlar. Yani arıyorlar. Şimdi o bu çocukluğundan geçmeden önce dedenizin müezzinlik yaptığı caminin imamı da çok mühim. Saadettin Kaynak. Eyvallah. Hadi buyur. Yani şimdi imam camiye Saadettin bak. Camiye bak. Orada camiden çık. O mahallede oturuyorsanız camiden çıkmazsınız. Ya şimdi bakın Saadettin Kaynak olsa, ben de o dönemin çocuğu olsam inanın eve zor giderim. Yani. Aralarda da orada otururum. Hocanın yanında dururum. Düşünün yani nasıl bir şey. Olacak işte. Dedeniz için ne büyük lütufmuş. Yani gençsiniz, Saadettin Kaynak'ın yanında. Hayır şimdi müezzini dedem, imamı Saadettin Kaynak. Hayır buyurun bakalım. Hadi de buyurun. Olacak işte yani. Ve işte o evin meşkleri çok önemli. Ama o meşkler her akşam başka evde de tekrar ediyor. Yani hayat hafta içi, hafta sonu İstanbul'da her evde bir muhabbet var, meşk var, konser var. Meşrebine göre değişmekle beraber değil mi? Her taraf birer sohbet var. Kültür ocağı, kültür evet, mahfili. Kültür mahfili. Yani bu anlamda mesela dedemin besteleri "Ne oldu bu gönlüm" diye bir bestesi. Evet, ilahi meşhur Hacı Bayram. Mesela bu her mevlütte okunur. Her evde. Gönlüm, ne oldu bu gönlüm. Hacı Bayram'ın onu da zannediyorum o da 49 senesinde Hacı Bayram'da bestelemiş. Orada nasıl bir aşkla bestelemiş demek ki tam ruhaniyetine denk gelmiş. Eyvallah. Ve inanın ben bir gün orada bir teravihteydim. Hacı Bayram'da. Ankara'da görevliyken TRT'de. Teravihe gittik oraya. Hafızlar tabii tanıdılar. Aldılar yukarıya hafızı. Maksude'ye. Yukarıya. İşte eda ettik filan. Sonra meğerse imam efendi şey yapmış. Cemaati ayarlamış. "Ne oldu bir gönlüme" bir girdiler. Benim yıkıldığım günlerden biridir yani. Cemaat olduğu gibi ne oldu? Cemaat okudu. Koro hali. Evet. Cumhuriyet gibi. Aynen. Oranın şeyi o. Yetiştirmiş. O caminin eseri. Ama tabii Hacı Bayram Camii olunca. Ve dedi ki Hacı Bayram dedi, bu ilahinin dedi bestekarın torunu aramızda dedi. Beni aşağı çağırdılar. Camide musafaha yaptık hep beraber. Onlar için. Yani, ama şimdi cemaat için. Hayatını unutmadım anlardan biri. Yani sizi dedenizin şahsında sizi tebrik ederek dedenizle de bir ünsiyet kurmuş oldular. Bir şey. Allah razı olsun diyoruz ama bu da benim için çok böyle kalbimi. Unutulmayacak bir şey. Hüseyin Fahrettin dededen sonra devrenin en büyük neyzeni olarak kabul edilmiş dedeniz için. Öyle geçiyor, söyleniyor. Öyle söyleniyor. Evet. Yani sesi de güzelmiş. Virtüözü diyorlar mesela. Evet. Sesi de çok güzelmiş. Sesi de Davudi bir sesi var. Onun hiç böyle daha neyzenliği herhalde o kadar çok büyüktü ki öne sesinin çıkmış, öne çıkmış veya kendisi sesiyle öne çıkmamış, saklamış. Evet. Neyzen yani ses icracılığının neyzenliğinin önüne geçmesini istememiş. Şimdi orada bir taş plakta dedemin okuduğu Naat falan, Naat-ı Mevlana var. Hmm. Babamın odasındaydı. Onlar herhalde. Babam vefatında ben tabii ki malumunuz bir baba olarak da yıkıldım. Babamı kaybetmenin verdiği şeyle bir de hocamı da kaybettim. Yani bir üstad elimden uçuverdi. Tabii takdiri ilahi diyoruz. Takdiri ilahi budur işte tabii ki. Ve sabrettik. Sabredemedim ama. Ve ben radyoya gidemedim epey süre. Odasına gidemedim. Orada bir sürü malzeme vardı. Yok. her sevenlerde bir hatıra olsun diye aldılarsa işte günahları boynuna. Yani. Sonra dedenizin yanında yetiştiği hocalar, Saadettin Kaynak söylemiştik. Mecid Sesigür, o arkadaşı. Mevlid Han, büyük Hafız Hüseyin, Hafız Kemal, Hafız Cemal. Bestenigel Ziya Bey. Evet. Hafız Cemal. Şimdi. Sonra talebelerinden Sultan Selimli Hafız Cemal Efendi. Evet. Den dersler alıyor. Tabii. Ve Ziya Bey'in talebesi. Tabii. Tabii bu isimlerin her biri birer musiki üstadı, dehası. Yani şimdi Hafız Hüseyin okuduğu zaman Müslümanı gayrimüslimi caminin içinde. Böyle bir insan. Eski saray müezzinlerinden değil mi efendim? Tabii. Onu dinleyip de evet, müessir olmayan Ramazan'da yok. Özellikle koşa koşa dükkanlarını kapatıp giderlermiş onları dinlemek. Yani can dayanmaz yani. Evet. Şimdi rahmetli dedemin vefatında 1 Aralık 53'te ki gazeteleri alırsanız manşet olduğunu görürsünüz. Büyük manşet dediğimiz yayıncılar olarak bildiğiniz gibi sürmanşettir. Neyzen Süleyman Erguner öldü. Kaybettik. Ya, üst yazı. Radyoda yapmış olduğu işlerin önemini anlamak için yaşamış olduğu devri de hatırlamak lazım. Türk musikisinin yasaklı olduğu yıllarda yapıyor bunları. Evet. Hatta orada bir şey var. Biraz önce girecektim, unuttum. İlahileri neyle, ayinlerden bölümleri neyle icra ettikleri zaman bu Erguner topluluğunda birisi şikayet etmiş valiye. Valilikten telefon gelmiş. Böyle şeyleri çalmak yasaktır diye. Ama dedem yine devam etmiş hadiseye. Burada da bir yani pencere var. Yani bunu da unutmamak lazım. O yasakların olduğu konular. Şimdi izleyicilerimiz hani böyle biz biliyorsunuz insanoğlu unutmakla malüldür. Her zaman böyle olduğunu düşünür. O zaman da böyle konservatuvarlar elini neyizlerini alıp istediği yere gitmeler falan. Öyle şeylerin olmadığı dönemler oldu. Ya ben ortaokulda, lisede okurken benim müzik öğretmenlerim bana kırık not verdiler. Ne üflüyorsun? Yani bu travmaları biz yaşadık. Maalesef bu korkunç bir şeydir. Eve gelip söyleyemiyordum, utanıyordum. Müzik dersim zayıf diye. Sebebi sonradan itiraf ediyordu hocalar. Ne çalıyorsun diye. Yani ne alaka var? Tartışarak falan işi götürüyorduk yani. Böyle bir şeyle yaşadık biz. Şimdi rahmetli babam da bu işin ağa babasını yaşamıştır. Bakın size onu söyleyeyim. Yani babamın konusunu açarsınız o zaman Hüseyin ama şimdi yeri yani. Evet, birazdan onu babanıza geçeceğiz. Geçelim o zaman, orada söyleyeyim ama bu konuyu en çok babam, şimdi söyleyeyim, geçtiğimizde konuşalım. Bunun acısını ve mücadelesini Ulvi Erguner yapmıştır. Bak, onu söyleyeyim size. Şimdi babanıza geçmeden son şey sorayım. Bir Erguner topluluğunu kuruyor. Dedem. Yani onu niye kuruyor ve ne yapmaya çalışıyor? Ve şimdi, ne yapıyor? Erguner topluluğu neyi değiştiriyor? Yani nasıl bir etki bırakıyor? Şimdi şöyle bir şey var. Dedemle İstanbul Radyosu'nda insanlar neyi tekrar keşfetti diye bir ifade var. Biraz önce söylediniz. O dergahtaki, Mevlevi ayinindeki ney sesi Süleyman Erguner'le başlamıştı İstanbul Radyosu'nda. Çünkü o dönemlerde bu şah neyler veyahut da bu Mansur gibi neyler üflenmiyor. Nısfiyeler çalıyordu. Fasıl müziğinin getirdiği, yani ney sesi yok olmuştu. Mevlevi ayinlerde kapanmış ya, o hadiseler var. Dedem bu bizim ney tavrını, yani Erguner tavrı var ya neyde, onunla birlikte esas olan, esas mesele neyin ney tavrıdır. Şimdi maalesef bu kadar yayılmasında neyin bir dezavantajı da yaşıyoruz. Buradan da söylüyorum. Bir sürü ney icraları çıkmaya başladı ve buna biraz arabeskleşme, buna biraz piyasalaşma da diyebiliriz. Biz bir Hicaz makamını, oradaki bir Hüzzam makamındaki bir perdeyi nasıl üflenmesi gerektiği için yıllarımızı verdik. Şimdi hak götüre. Şimdi böyle sıkıntılar da var. Yani bir Arap tarzına giden bir ney icrasına doğru gidiyor. Bu beni rahatsız ediyor. Evet. Neyin bizatihi kendi, şimdi bir de tekke ney diyorlar. Modern, yok öyle bir şey. Ney neydir? ve ney gibi üflenmelidir. Tekkede de öyle üflenmelidir. Radyoda da öyle üflenmelidir. Hep bu hedef melemem buydu benim. Ha, modern neyden bahsediyorsanız buyurunuz, geliniz bir Mozart'ın konçertosunu çalalım. Eğer bir kromatik, bir Avrupa müziğinin, Avrupa müziği, müzik Avrupa'nın kurallarını neyle uygulamak istiyorsanız buyurun. Gelin modern neyi yapalım orada. Ama neyde böyle kromatikler yaparak, neyde bir takım vurgular yaparak, neyin geleneğinde bakın. Neyin geleneğinde bir takım değişiklikleri icra etmek modern ney demek değildir. Ney neydir. Tekke ney diye bir şey de yoktur. Ney neydir. Ben bunu nereden anladım biliyor musunuz? Harput'ta bir gazel dinlediğimde bir Harput konserim olmuştu. Oraya gittim. Klarneti almadım. Ben icra ettim Harput eserlerini. Beni bir yere götürdü arkadaşım Tevfik Bey. Arşivci. Bir koydular bir arşiv CD'si. Sene 33 Osman Kömenk, Osman dedikleri Gazelhan. Harput'un yerel sanatçısı. Evet. Sene 33-36 Neyzen eşlik ediyor. Neyzen bir girdi. Zannedersin ki Neyzen Emin Efendi üflüyor. Dondum kaldım. Ve dedi ki hocam sen doğru yaptın dedi. Bu vardı dedi. Klarnet 60'larda 55'lerden sonra girdi dedi. Ne üfleyecek kimse kalmayınca demek ki. Herhalde öyle oldu. Varmış yani. O sebebi aslında ayrı bir şey ama varmış. Demek ki bu Harput'taki neyzen dahi biz bugün dinlemesek, ben bunu Harput'ta neyzen demesem size ne güzel. Evet. Tabii evet. Dedenizin bir de bestekarlığı var. Yaklaşık 20'ye yakın bestesi. 19 eser. 19. Evet. 19 bestesi tabii var. Tabii şarkılar en çok var. İlahiler var. Bu işte Yahya Kemal'in Ömrün Şu Biten Neşvesi tam olsun erenler meşhur. Gördüm ki sarmış etrafına ayar. Hüzzam şarkısı da. Şimdi erenler öyle bir kapsamış ki öbürleri de çok güzel yani zevkle. Ama bunlar Hüzzam şarkısı ki Yaşar Özel rahmet oldu. Şimdi aklıma geldi. O bir hatırasını anlattı. Ben adli yedek subaydım dedi. Erzurum'da gittiğim restoranda bir gün onu okudum. Herkes oraya onu okumam için gelir diyor. Gördüm ki sarmış yarimin etrafına ayar. Sözleri de kendisine ait. Gördüm ki sarmış yârimi. Böyle gidiyor. Müthiş bir eser. Yani çok da sevdiğim eserlerinden biridir. Evet. Neyse kim bilir. Var belki yani. Böyle giriş yaptım. Dedenizin 19, dinleyenler girip YouTube'dan bunu icra edin. Dedenizin 19 bestesinin yer aldığı bir albümde belki. Yaptınız mı yoksa benim cehaletime lütfen bağışlayın. Dedenizin eserlerinden oluşan 19 eserin bestesini 19'unu yapamadık. Yani onu var kayıtları ama albüm yapmak artık şey daha önceleri eserler. Dedenizin sesli okumuş olduğu kayıtlar var mı günümüzde? İşte onu işte o taş plakta vardı var, diye düşünüyorum. Başka yok. Ne büyük kayıp. Çok büyük kayıp. Öyle güzel ses. Yani bugünkü şeyim olsa ben o üzüntü girdi abi içerisinde. Geceliğin giderim radyo odasını açarım. Kırarım o kapıyı hatta. Oradaki bize babam. Hatta neyi de vardı orada muhakkak ki. Olmaz olur. Çünkü hep masasının üstünde tutuyordu onları. Ve rahatsızdı. Babam ameliyatlar zinciri içerisinde görevine gidip geliyordu. Maalesef kötü günlerdi. Bu kadar çok babanıza andık. Hemen müsaade ederseniz ondan da küçük bir icra dinleyelim. Eyvallah. Sonra babanızla eyvallah devam edelim. de güzel bir ney icrası pederinizden dinledik. Eyvallah. Babanız bir subay. Evet. Yani neden subaylığı tercih ediyor? Dedeniz evet, bunun yani, özel bir ailede. O da hep böyle yani şimdi şöyle, dedem Anadolu'da tayinleri sırasında, babam Çarşamba'da ilkokulu bitiriyor. Samsun Çarşamba'da. Ve herhalde ki o dönemde askeri mektepten başka, çünkü gurbetteler, İstanbul'da kimse yok. Güvenebileceği yatılı okullar. Askeri okulu o zaman muhteşem eğitim zaten. Tabii. Ve Konya, Maltepe ortaokulunda yazılır ve birbirleriyle bir mektuplaşma başlıyor. Duruyor mu mektuplar? O duruyor. Onları yayınladım zaten. Şeyde, kitapta, son kitap daha iyi oldu. Şu kitap işte, Neyzen Erguner kitabı. Dede ve baba, onlara hitap ettim. Mesela şöyle hep tavsiyeler, her mektubun arkasına tavsiye. Babadan olan tavsiyeler. Şöyle diyor, bir şeyi muhakeme etmeden şey yapmayın. İşte kısadan söyleyeyim. Aklınıza kalan böyle birkaç tavsiye söyler misiniz? Hem de izleyeceğimiz için hem de benim için. Başkalarının bilgileriyle, başkalarının destekleriyle bir yere gelenler hayatta başarılı olamazlar. Hmm. Dikkatinizi çeken böyle başka... Evet. Hakikaten. Sonra hakikatli bir söz. Bakarım gerçi ama şey yapmayayım. Hemen söyleyeyim. Bir insan milletinin ortaya koyduğu değerleriyle, İnsan, ilk önce insandır. İnsan sevgisinin üzerinde duruyor. Ve o bize emanet edilen neyse atalarımızdan, onları alıp onların üzerine kendiniz de koyarak geçeceksiniz. Yani, geçmişteki, mazideki olan varlığını geleceğe neler koyabilirim şeklinde hedef alman lazım. Peki yatılı okullardayken musiki tahsilini nasıl gerçekleştiriyor? Nasıl öğreniyor musiki? Şöyle, şimdi zaten çocukluğunda babamın yanında yetiştiği için, ama dedemin yanında yetiştiği için babam. Evet, babasının... Neyi direkt, şimdi artık neyzen bir üstad var. Şimdi dedem kendi kendine yetişiyor ama şimdi babamın için bir model var. Bizim babası, dedeniz. Dedem var. Babam için dedem var. Ve ondan zaten meşk ediyor neyi çocuk yaşında. Ama evden ayrılış var fakat neyini hep yanında. Konya'da, ortaokulda, lisede, hatta Hazım Çelebi var o zaman, o dönemin Çelebi'si. Hep onların da evine gidip ney üflermiş. O zaman bu sema olayları da 33'lerde, 36'larda yasak biliyorsun. 50'den sonra başlamışlar. Ah ne günler, ah geçerim. Ondan sonra ve o evlerde böyle babam ney üflüyor ve sema kendi aralarında ev mukabeleri diyoruz biz ona. Mevlevilikte ev mukabeleri dönemi diyoruz. Ve ben diyorum daha doğrusu aslında. Başka türlü tabir edemem. Efendim. Ve başarıyla bitirir. Aslında tıp okumak ister veya kimya okumak ister bu. Fakat yine bir ev mukabilesi yüzünden geç kalıyor İstanbul'a. Kayıtlar kapanıyor ve tekrar harp okuluna, kimyaya da gidemiyor. Kayıtlar kapanmış, bitmiş işler. Ve dönem birincisi, yani lisede iyi mezun askeri mektepten. O dönemin subay arkadaşları, 43'lü babam, ortaokul arkadaşları hep sahişte bahsederlerdi. Gerçekten müthiş bir kimya bilgisi var. Ben ona sorardım kimya denklemini. Ve çözerdi anında. Yani bu ilgisi nereden geliyor kimyaya? Tarih de çoktur. Tarih şuuru babamın inanılmazdı. Başka edebiyat bilgisi, yani her şeyiyle Allah'ın nasip ettiği bir insandan bahsediyor. Özel bir insan belki. Hep soruyorduk yani. Hep soruyorduk. Ve insanlar da soruyordu. Yani böyle çok yönlü dediğimiz. Evet. İstanbul'da bulunduğu yıllarda Halil Can, Nuri Halil Poyraz, evet. İlyas Tonguç, Fahri Kopuz, evet. Hulusi Gökmenli, Cahit tabii. Gözkan, Saadettin Heper'den dini ve din dışı musiki eserlermiş gidiyor. Tabii. Yılları hep o... Mesut Cemil'le beraber çalışmaları... Mesut Cemil'le 50'lerde başladı. Ve bunların çok önemli isimler tabii. Çok musikisi için tabii. Büyük isimler. Ha, babam için de bir çocuk dönemesi var. Sonra Anadolu'ya geçiş ailenin. Ama o liseden sonra, harp okulunu okuduktan sonra zaten yine tayin oluyor. Gidiyor bir Gelibolu'ya gidiyor. Oradan Erzurum'a tayin oluyor. Emekli onda yarbaylıktan mı emekli oluyor? Yarbaylıktan emekli oluyor. Yani bir subaylığı içerisinde de evlendiği Erzurum'dan, rahmetli annem evlenir ve Ankara'ya gelir. Onun bu ney üflenmesini filan silahlı kuvvetler biliyor ve onu Ankara'ya radyo evinin karşısındaki Sıhhiye Ordu evine tayin ediyorlar. Mesela çok bugün ulustaki. Bu da tabii oradaki yani gider gelir yani. Atama pozisyonunda olan subayların da nezaketi. Evet, nezaketi, konuya olan hassasiyeti. Görüşte, evet, hassasiyetleri ve babam 49-50'li yılların 51-52 Ankara Radyosu'nun neyzendir aynı zamanda. Hem üniformalıdır hem neyzendir. Yani müstahar isimle veya başka bir şekilde. Yok yok, direkt Ulvi Erguner. Tabii hiç. Öyle enteresan. Sonra bir Kore görevi oluyor ki bizi üzen bir görev. Meşhur Kore şeyi. 58'de gider. Benim doğumumdan sonra gidiyor. 59'da dönüyor ve İstanbul Radyosu'nda biraz o 2 sene. İşte o sırada Mesut Cemil'le bir plak çalışması var. Hatta Mesut Bey çağırıyor, hadi gir bakalım üfle diyor. Dedem o sırada göçmüş. Sonra Trakya görevi var. Gider gelir ve hakikaten yani ben babamı böyle karpuz kamyonundan indiğini hatırlıyorum. O zaman otobüsler yok ki. 60'lı yıllar. Ya, değil mi? İnerdi karpuz kamyonundan. Hatta bir de karpuz atardı. Tutsun yapar derdi. Gelirdi cumartesi, evde yemeğimizi yerdik, babamızı görmüş. Çünkü o bizi almadı. Biz Çapa'da oturuyorduk. Okuyoruz. Ve neyi aldığı gibi radyoya koşardı. Cumartesi günleri çünkü İstanbul Radyosu'nda programlar yapılırdı. Devam ederdi. Ve o özlediği, o bir haftalık özlediği hem ailesine hem muskisine öyle konuşuyor. Evet. Ben babanızın dedenizden bir farklı olduğu taraf var. Belki o da yani çünkü... Babanız dedenize göre daha formal bir eğitimden geçiyor. Yani lise tahsili. Dedeniz Rüştiye'den mezun, babanız liseden, harp okulundan mezun. Asker kökenli. Dönemin en ciddi eğitim kurumundan mezun oluyor. 43 mezunu. Ve bunun ona bir katkısı şu kanaatimce, Türk musikisi tarihi çalışmaları da bulunuyor. Farabi'den, Abdülkadir Meragi'yi, Katip Çelebi'nin eserlerini musiki repertuvarına kazandırmak gibi bir musiki araştırmacısı gibi çalışmaları var. Biraz da o konu yönünden bahsedelim şimdi isterim. Şimdi bir kere babam benim için, benim de dedem gibi 2 tane kutbi naim var. Neyde kutbum babam, hocam. Hala dinliyorum. Hala dinleyeyim. Ölümün sonuna kadar, Allah ne kadar ömür verirse kendimi dinlemiyorum. Ben icra ediyorum ya bu şeyler falan. Vallahi inanın onları dinliyorum. Arabada dinlerim, orada dinlerim. Doymuyorum. Her dinlemesinde ayrı bir şey alıyorum. Şimdi bu böyle. Neyse. Ama babamın gerçekten başka bir yönde var. Biri tarihi muskimizi. Yani bu Meragi'ye atfedilen katipçi. Onu radyoya getirdi. Çünkü Mesut Bey'in ortaya koyduğu tek düze bir müzik vardı. Klasik koro anlayışı. Sadece bu değil dedi babam. Türk musikisi tarihten gelen ritmik özelliklerine sahip. O cengaver tarzı okuyuşlar var bakın. Bunlar yok olmuştu o dönemlerde. Onları radyoya getirdi ve bugün o bantlar bir artık şeyi, yani nasıl söyleyeyim, Türkiye'deki arkeolojik emaneti gibi, Truva gibi, bunun gibi yani. O bantlar öyle. Onun çok değerli. Onun seyrini değiştirmiş. Evet. Yani akan bir ırmağın yatağını değiştirmek gibi bir şey olmuş. Evet. Bu. Ve bunu da 67'de babama tekrar radyoya emekli olup yarbaylıktan 64'te emekli oldu ve radyo evinde icra etmeye başladı. Sürekli katılıyor olmasıydı. Kurucularındandır. Evet. Biraz ondan bahseder misiniz? Nasıl başlıyor? Nasıl? Şimdi şöyle. Babanızdan dinlediğiniz kadarıyla. Şimdi o da benim bir ayrı çalışma konum. Bilgisayarda dosyalardan biridir. Cumhuriyet döneminde Mevlevi törenleri diye bir kitap çalışmam var. Bütün bunlar yine böyle konu ediliyor. Şu anda 200 sayfayı buldu. Hem mücadeleler hem de yasaklar vesaire. Bir de icralar. Bunların çoğunda da ben şahidim. Yani mesela ben 73'te ilk sikke tebirlenmem burada olmuştur. İstanbul Sergi Sarayı'nda. Sonra 74'te babam vefatıyla gittim. Neyse şunu söyleyeceğim. Çocukken bile o üstadların arasında hep duruyordum. Meraklıyım, bakıyorum, dinliyorum çünkü. Hep buralarımda var, hafızamda. Şimdi bunlar yasakken bu işler 50'lerde. İşte evler, biraz önce bahsettim. Ve dedem ve babam Mevlevi, Mevlana aşığı neye verdikleri gönülle bu yolda hizmet ediyor. Ama esas olarak babam tek başına değil. Saadettin Eper, Halil Can, bu üstadlarımız da bu Mevlevi ayinlerine hizmet ediyorlar. Nasıl? İlk defa ne enteresandır ki İsveç kralı Gustav sayesinde bir film çekiliyor. O diyor ki ya bir Mevlevi şey seyredelim. Yasak olan şey orada deniliyor. Bu çok hazin bir şey. Allah'ın işi. Bir İsveçli sayesinde Mevlevi törenleri resmen devlet tarafından, Kültür Bakanlığı tarafından talep ediliyor ve babamlar koşa koşa gidip orada icra ediyorlar. Devlete tabii gelenlere, turist, evet, üst düzey yöneticilere, yani devlet adamlarına, misafirlere de sunabilecekleri bize has bir şey. Tabii. Onlar da merak ediyorlar. Tabii. Oradan o iş başlıyor. Filmin çekildiği tarih 56, işte yani tam aklımda değil. Bu çok önemli bir şey. Ve ondan sonra da hadi törenler olsunlar geliyor iş. Şimdi Mevlevilikte çok büyük bir yasak vardır. 4. Mehmet döneminde yasak bet denir. Malum. 4. Mehmet zamanında dahi Şeyhülislam Kadizade'nin fetvasıyla Mevlevi törenleri Türkiye'deki bütün Mevlevi ayinlerde durdurulmuştur. Birkaç yıl. 1680'ler. Buna yasak bet denir. Evet. Maalesef sonradan 2. yasak bedi yaşadık. Evet. Allah'a çok şükür o günler de geride kaldı. Sonra törenleşmeye başladı. Bir turizm şeyi içerisinde iş gitmeye başladı. İşte orada İstanbullular var. Saadettin Eper, babam. Babam üniformayla gidip bir taraftan. Ya. Yani Konya dedikleri zaman veyahut da bir Mevlevi töreni, bir Mevlevi ihtifali diyorlardı. Büyük bir şuur ve sorumluluk şuuruyla. Gidip hatta asker üniformasına taşımasına rağmen, o da evet, sıkıntılı. 60 ihtilalinde de olduğu şey sema. Ama babam çıktı çaldı. Hatta oradaki İnzibat komutanı ya Ulvi sıkıntı olmasın plan diyor. Olursa beni alacak, sana ne oluyor diyor. Ve çıkıyor ama 3 gün sonra Genelkurmay heyeti izlemeye gidiyor. Büyük bir hadisedir. Evet. Hocam, bunlar öyle kolay işler. Kolay şey yani değil. Ulvi Erguner dediğimiz zaman mücadeleci, sanatçı kimliğinin dışında, neyzen kimliğinin dışında bir dava adamından bahsetmemiz lazım. Evet, o zaman konular çok. Çok girdikçe anlaşılacak ama bizim süremiz bitti. Gider, evet. Ben hasreten çok teşekkür ederim. Bizi o günlere götürdünüz. Eyvallah. Türk musikisinin bir tarafının Erguner ailesi üzerinden Türk musiki tarihini de kısmen anlatmış oldunuz. Erguner ailesi için ney ve Türk musikisi bir ideolojidir. Evet. Bu altını çizelim. Rahmetle dedem ve babamı ve bütün neyzenleri, musikimize hizmet eden, kültürü herkes rahmetle anlar. İzleyicilerimize sizin Girift'ten bir küçük parça merak et. Ben de çok merak ediyorum. Eyvallah. Girift sesiyle veda edelim mi hocam? Edelim. Eyvallah. Efendim, Enderun sohbetleri bugün Süleyman Erguner'i ağırladık. Ve sizlere veda etmeden önce hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve sizleri Süleyman Erguner'in icra edeceği bir Girift, Giriftaroğlu. Evet, Girift taksimi ile veda edelim. Haftaya yeni bir program, Ender'in sohbetlerinde yeni bir konu ve yeni bir konukla sizlerle birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.